Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere özellikle çeyizlik yeleklerinize yakışacak, tığ işi yeleklerinizde muhteşem duracak, şal örgülerinde, şal modellerinde muhteşem duracak bir örnekten bahsedeceğim. Örneğin yapımı için, modelin yapımı için elimde bu şekilde simli ipim var. Şöyle etiketini göstermek istiyorum. Simli alize şal. Tabii ki siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Şöyle renk numarasına gelince 67 renk numarası. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara 1.30 milimlik tığ. Siz elinize uygun tığlar seçebilirsiniz. Modelimizin yapımına geçmeden önce, kanalıma abone değilseniz, kanalıma ilk defa ziyaret etmişseniz arkadaşlar, ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, modelimiz zincir üzerine kuruluyor. Fazlaca zincirlerinizi çekip üzerine trabzan gitmiyoruz. Fazlaca zincirlerinizi yapıp, tabii ki trabzan üzerine kurulabilir mi? Elbette kurulur. Ama yeleklerde sizlere tavsiyem bu modeli zincir üzerine kurup etek kısmına ve ön patlarına, kol kenarına 2 sıra veya 3 sıra tığlama gittiğiniz zaman muhteşem duracak yelek modeli. Eton şallarda tamamen zincir üzerine aynı şekilde kurulup kenarlarını tığlayarak veya püskül yaparak gerçekten güzel bir örnek. Şimdi ben zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, zincirimi çektim şöyle hanımlar. Siz de öreceğiniz örgünün eline göre zincirlerinizi çekip örgünüzü kurabilirsiniz, modelinizi kurabilirsiniz. Şimdi çekmiş olduğum zincirden şu şekilde parmağımı koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısma trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Alt kısımlarına, diğer kısımlarında farklı. Şimdi burada burada hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime girdim. Yine 2'de çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, şöyle zincirlerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4. zincirime giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime girdim. Trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. zincirime girdim. Tekrar trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, atladım. 4. zincirime sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime girdim. Buraya ikili trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Arada hiç zincir çekmedim. 1, 2, 3, 4. zincirime ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4. zincirimin içine girdim.
1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir şöyle göstermek istiyorum. Evet hanımlar, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Buraya en son 3 tane zincir atladık. Yine aynı şekilde 4. zincirimizi sık iğne ile battık. Bir tane zincir çektik, geriye döndük. Hemen bu kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine buraya bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Tek seferde çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık. Bu kısma 1 ikili trabzan, 2 ikili trabzan, 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi buradan hemen tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı zincirimin içine yarım trabzan tek seferde çektim. Bu yapmış olduğumuz alt sırada sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer zincirime geçtim. Buraya bir tane yarım trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. İkili trabzan. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. Bir tane yarım trabzan. Tek seferde çektim. Şimdi burada yapmış olduğum sık iğnemin tepesine girdim. Şöyle trabzanlarımın tepesine girdim. Evet, burada tığımın başına ipimi alıyorum. Diğer zincirime geçip yarım trabzan yapıyorum. Yine burada 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 Şu ipimi bir açayım arkadaşlar. Evet, 4 5 Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen aynı zincirin içine girdim. Yarım trabzan yaptım. Diğer hemen sık iğne yaptığım yere girdim, sık iğne. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer zincirime geçtim. Yarım trabzan. 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 Tığımın başına ipimi aldım. Tek seferde çekiyoruz. Yarım trabzan. Hemen bu kısımdan bir tane sık iğne, tığımın başına ipimi aldım, yarım trabzan. Yine 5 tane ikili trabzan. Evet hanımlar, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 5 tane trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım, bir tane yarım trabzan. Şimdi hemen şu kısımdan zincirime batarak bir tane de sık iğnemi yaptım. Buraya 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen bu dipten girdim. Şöyle 3'te çektiğim trabzanımı yaptım, bu kenar kısmı. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Şuradan sayıyorum. 1 2 3. Sık iğnemi, pardon, trabzanıma girdim. Birini bir, diğerini ikişer çektiğim trabzanımı yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Burayı biraz daha ileriden alacağım. Şöyle 1 2 3 şöyle 4. trabzanımdan 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Hemen buradan şu kısımdan yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden giriyorum. Sık iğne ile tekrar
Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen şu görmüş olduğunuz bir tane sık iğne yaptık. Bir tane trabzan yaptık. Hemen ikili trabzanımın şu kısmından giriyorum. 1, 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Yine aynı bu kısma da sık iğnemiz var. Yarım trabzanımız. Diğer ikili trabzanımın üzerinden girdim. Bu şekilde trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Yine hemen diğer kısma sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tığımın başına ipimi alıyorum. Burada trabzan üzerine giriyorum. Şöyle yine tekrar göstermek istiyorum. Sık iğne, yarım trabzan. Şöyle trabzan üzerine girdim. 3'te çektim. Tekrar 1, 2, 3. Yine trabzan üzerine sık iğnemiz ve trabzanımızın üzerine girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen ara kısma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Trabzanımın tepesine. Tığımın başına ipimi aldım. Yine sık iğne. Şöyle trabzan tepemiz var. Trabzan tepesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen sık iğnemizin içine. Evet, bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramı tamamladım. 6 tane zincir çektim. Bu kısımda nasıl yaptıysak aynısını yapıyoruz. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Kenar kısımları önemli. Hemen şu kısımdan girdim. Bir tane 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi 2 defa aldım. Hemen şu yarım trabzanın tepesinden 3'te çektiğim trabzan. Şöyle burayı 2 tane ilmeğim var. Tığımın başına yine 2 defa ip. Burayı düzgün durması için şöyle tek sıra gibi görünsün. 2 tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim, geriye döndüm. Burası kasma olursa 2 tane zincir çekebilirsiniz. Hemen bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 tane zincirimize önce sık iğne ile giriyoruz. Sonra tığımın başına ipimi alıyorum. Yarım trabzan, sonra ikili trabzan 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir tane yarım trabzan. Hemen bu kısma bir tane sık iğne. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer zincirime geçtim. Yarım trabzan. 1, 2, ikili trabzan. 3, 4, 5, 6.'yı tek seferde çektim. Yarım trabzan. Hemen buradan bir tane kısma sık iğne. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Diğer zincirime yarım trabzan, ikili trabzan olarak devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben sizler için örneğimi, aslında bu modelimizin tekrarıydı. Sadece örneklerimiz yer değiştirdiği için ben mesela bu kısımda ikili trabzan olan örneğimizin üzerine sık iğne ile girdik. Mesela buradaki sık iğnenin üzerine bu şekilde ikili trabzan olarak girdik. Ben örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip sizlerle tekrar buluşacağım. Evet arkadaşlar, örneğimi birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle ters yüzü, şöyle düz yüzü.
Bundan yelek yapmak isteyenler için ölçülerini şöyle örnek olarak veriyorum. Tabii ki ölçmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz örgülerimizi ölçmeyi, örneklerimiz kaçar santim olduğunu, mesela bir tane örneğim burada şöyle ölçmek istiyorum. Bir tane örneğim 4 santim hanımlar. Bir örneğim 4 santim olduğunda eğer ki 6 tane örnek korsak 24 santim olacaktır. Burada bizim 1, 2, 3, 4 tane örneğimiz var. 6 tane 2 örnek daha eklediğimiz zaman 24 santim olacaktır. 24 santim 38 beden için uygun bir ölçü. Tabii ki siz bunu 6-7 örnek koyabilirsiniz. 7 örnek, 8 örnek üzerine ekleyerek bedenleri yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman iki önün toplamından arka parça bir model eksik yapıyoruz. Evet, tabii ki yelek yapmak isteyenler için bu da şöyle kenarlarına iki sıra, bu ön patına iki sıra tığlama giderseniz, güzel bir tığlama modeli giderseniz yelekler de muhteşem duracaktır. Etoşallarda normal bu şekilde örüp ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.